şeyler çıkacağına eminim. Umarım. Peki setlerde hani yönetmen bazen hani inanılmaz sinirlenebiliyor ya oyuncular. Hiç öyle şeyler yaşadın mı böyle? Yaşamaz mıyım? Neler yaşadın anlatsana Yaşamaz biraz. mıyım? Çünkü izleyicilerimiz de çok merak ediyor setlerde Yani nelerleri. özellikle Selena'da bunu çok yaşadım çünkü tecrübesizim. Neyi nasıl yapacağım? Bu diksiyonum zaten böyle bir geliyor, bir gidiyor. Çok hızlı konuşuyorum. Onu ayarlayamıyorum ve çok heyecanlanıyorum kamerada. Bunu nasıl dizginleyeceğim bilmiyorum. İlk bir yıl, yani bir yıla ulaşmadan ilk böyle beş ay, 6 ay bununla mücadele ettim. Ve yönetmen artık çığlık çığlığa bağırıyordu yani. Fırça Yiyorduk, evet, biraz yiyorduk. Ama bir gün gerçekten böyle bir topluluk önünde tatsız bir an yaşadık. Ve yiyordunuz yine öyle bir saat gecenin kaçı olmuş. Biz kıkır kıkır gülüyoruz ama o disiplin sallanmış birazcık yani. ve bir uyarı geldi. Canımız çok sıkıldı, moralimiz bozuldu. O gün böyle bir gözüm dolar gibi oldu ama benim yakınım çekilecek. Ve öyle olmamam gerekiyor. Evet. Ve o günü çok güzel bir şekilde kotardım. Ve sonra dedim ki tamam, sen bu işi öğrendin. Evet. Öğrenmekle ilgili çok önemli bir yol kat ettin şu anda. Ve nitekim o olaydan sonra insanlar yanıma gelip, yani aferin sana, buradan döndürebileceğini tahmin etmezdik. Ama çok güzel bir şekilde bu işin içinden çıktın, sıyrıldın dediler. İşte birazcık bunları Sen de farkına vardın, değil mi? toparlamayı da öğreniyor insan nasıl yapacağını. Ama Evet. işte hepsi tecrübeyle Evet. oluyor. Disiplinli olman gerekiyor çünkü eskiden çalışma saatleri çok yüksekti. Evet. Şimdi çok iyi. Haftanın 2 günü tatil veriliyor. En fazla 12-13 saat çalışılıyor. Eğer bu geçilecekse oyuncuların hepsinden ve set ekibinden izin alarak yapılıyor bu. Evet. Eskiden öyle bir durum yoktu Doğru, ki. yoktu Bu doğru. kadar sayfa çekeceğiz. Kaçta Aynen biterse. öyle. Bir de o iyi performans göstermesi gerekiyor oyuncuların. Aynen Yoksa öyle. tekrar 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 ne oluyor? Zaman da uzuyor Ve tabii ki. biz Bitmiyor bir dublaj türlü. yapmıyoruz. Sesli çekim Sesli yapıyoruz. çekim tabii. En ufak bir kaymada Bir de tekrar. Hadi tekrar etmek tekrar. Hadi gerekiyor. tekrar. Aynen öyle. O O çok yüzden o zor. disiplin çok önemli. Sen orada kendini aslında Eğittim şey eğitmiş diyebilirim, oldun. evet. Ya tabii Mental olarak da eğittim o yani. zaman sen bayağı aslında disiplinli de yaşayan bir insansın, değil mi? Evet Planlı mı ya. yaşarsın Planlı böyle? yaşıyorum. Biraz planlı yaşıyorum. Hatta o kadar bazen obsesyon noktasına gelebiliyor o Oh. planlılığım. Yani yine o çocuklarla kırıldı diyebilirim aslında. Bir Biraz. plan, program, böyle böyle derse böyle hazırlanıp 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 gidip sonra öyle Her şey absürt doğaçlama bir anda yürüyor. siz artık ona bir şey verirseniz orada o doğaç anı kırılacak. Onu istemiyorum. O suniyeliğe çekecek olayı ve diyorum ki tamam, böyle bir şey geldi, al onu kabul et ve ona görsün. O yine çocuklarla kırılan bir şey oldu bende. O yüzden öyleydim ama şu anda o yolda gitmiyorum Ya diyebilirim. şöyle planlı olacaksın tabii ki belli kalıplar içerisinde. Evet. Onun içini doğaçlamayla doldurman gerekiyor. Çünkü hayat da sıkıcı olur. Evet, Yani evet. her zaman da hayat planına uymayabilir. Yani ben öyle yapıyorum Değil mesela. mi? Hani çok önemli böyle hani işte vaktinde yapmam gereken şeyleri yaparım ama onun dışında salarım yani. Çünkü o da Biraz onu öğrendim işte şu insanın anda. psikolojisini de bozar yoksa öbür Evet. türlü. Hani ya hep planlı, hep dakik, hep şudur budur falan. Hayat zaten sıkıcı hale gelir o Aynen öyle. da. Güzel bir şey değil tabii ki. Peki Hazal'cığım yani hiçbir film, dizi, senaryo gelmiyor mu? Ya Geri mi aslında çeviriyorsun, ne yapıyorsun? çok fazla geliyor. Bu ara hatta inanılmaz fazla menajerim de Neşe Çakır'la beraber çok böyle inanılmaz işlere oyun gönderdik. Ben hatta birkaçına gönderemedim bile. Bu ara vakit yaratamadım yani. Yoğunluktan. Dedim ki ben bunu çekemedim, özür dilerim. Çok fazla iş geliyor ama bir işi almanız gerçekten çok fazla eliminasyon gerektiren bir sistem. Çok fazla şeyin okey olması gerekiyor. Siz çok iyi Mesela. oynuyorsunuz. Tipiniz o role çok güzel gidiyor. Ancak döndüğü yer şurası oluyor. Karakter başrol oyuncusuyla senin rengin, yani gözlerinin rengi, saçının rengi, teninin rengi çok aynı. Bunun biraz daha farklı olmasını tercih Ha, yani ediyoruz diyorlar. senin karşıda esmer biri veya tam sarışın biri gelmeli o Ya da zaman. evet, aynen öyle. Onun ikisi çok böyle aynı olsun istemiyorlar. Buna dikkat eden yapımlar oluyor. İki Çok tane işten bu acayipmiş. şekilde döndüm. Bir tanesinin sözleşmesini imzalayıp öyle döndüm diyebilirim. Çok gıcık. Biraz öyle, evet, aynen öyle. Çok sinir Ve bu bozucu. tarz şeyler oldukça, bir de şimdi artık drama tarafına daha çok yöneldim. Eğitmenlik tarafına daha çok O yüzden yöneldim. hoşuna gitti orası tabii, değil mi? Çok hoşuma gitti ve orayı birazcık daha yükseltme Önemsedin, evet. isteğindeyim. Daha fazla çocuklar olayım, biraz daha psikoloji eğitimi alayım, biraz daha çocuk gelişimi eğitimi alayım ve bunları destekleyerek büyüteyim
ihtiyacındayım. Ama tabii ki böyle çok içime sinen bir projede kesinlikle yer almak isterim. Oyunculuğu özlüyorum. Tabii, özlersin tabii, mutlaka gelecektir. Şimdi sen de eşin de çok yoğunsunuz. Peki evet. Nasıl buluşup vakit geçirebiliyorsunuz? Vakit geçirebildiğinizde neler yapıyorsunuz? Vakit geçirebildiğimiz nadir anlarda film izlemeyi ve dizi izlemeyi çok seviyoruz. Ya yani biz ikimiz de sinema manyağıyız. Deliriyoruz. Sinema dedikoduları. Neler izliyorsunuz mesela? Yani aslında birçok şey izliyoruz. Biz bu, de öyleyiz şimdi. Marvel ve DC karakterlerinin filmlerini çok seviyoruz. Ama çok sevdiğimiz oyuncular işte Joaquin Phoenix'in Joker'i mesela. Yani onun oynadığı her şey bizi çok böyle izliyoruz. Cezbediyor. Ve Hollywood dedikoduları, Avrupa sineması dedikoduları. Evet. Biraz o şekilde. Art House'lar. Aynen öyle. Biraz öyle takılıyoruz. Çok fazla izlemeye aşina bir çiftiz diyebilirim. Yani bu bizi çok besliyor. Daha ikimizin de rahat ve yoğun olmadığı dönemlerde biz festival gezen bir çift halini böyle deste festivale bilet alıp hadi şimdi buradan buraya, buradan da buraya, buradan da buraya deyip işte tiyatrosu, konseri, sineması. Ne kadar böyle güzel. Evet, şimdi birazcık daha o çok yoğun. Gerçekten çok yoğun. Ne gecesi var ne gündüzü. Ben keza biraz daha başka eğitimlerle onu desteklemek istediğim bir süreçte çok daha böyle nokta atışı artık. Şunu izlemem lazım deyip program yapıp gidip, ama mesela genelde tek izliyorum. Şimdi sinemayı bölmeyelim de Oscar'ları izledin mi? İzledim. Neler olmuş ya? Yani aslında daha çok dedikodularını izledim diyebilirim. Normalde. Evet.